Merhabalar, bugün sizlerle sadece iki program kullanarak Instagram için bir işletme hesabı veya kişisel bir hesabınız var ise bunun için bir sosyal medya tasarımı veya bir post e, tabirle adlandıracağımız bir tasarım hazırlayacağız. Bunun için sadece iki programa ihtiyacımız var. Birincisi sadece Photoshop ve ikincisi tabii ki de olmazsa olmazımız Google Chrome. Sadece ama biz tasarımı sadece tabii ki de Adobe Photoshop ile yapacağız. Ben bu kit kaybetmemek açısından Ben buraya e, Bir Klasör oluşturdum. Masaüstüne bir klasör oluşturdum. İhtiyacım olacak olan bütün elementleri buraya aktardım. Tabii ki de ben size bunların detayını anlatacağım. Nelerden bulacağınızı vesaire. Ancak videoda reklam olmaması açısından e, Mecburi bunu e, şey yapmam gerekiyordu. Yani bunları hazırlamam gerekiyordu. İşte ben burada bir tık var. Ben burada çok fazla karabalık olmasını istemiyorum. Sade ve iyi gözüken bir tasarım istiyorum. İşte arka planda kullanacağım background ekstradan bir e, efektim var. Ondan sonra fotoğrafın olduğu konum, sonra bir şirket veya işletmenin logosu. Ancak ben kendi logomu kullanacağım. Sonuçta böyle var olmayan bir şirket üzerine tasarım yapacağım. Sonra telefon irtibat numarası olarak kullanacağım sticker fiyat etiketi olarak kullanacağım. Turist rehberler rehberleri odalar birliği, odaları birliği telaffuz edemedim. Sonra web ikonu. Ya bunların hepsi <laughs> bunların hepsi e, ihtiyaç. Burada 3 d sticker yazıyor. Ben onu da birazdan size anlatacağım. Onu da hatta birazdan göstereceğim. Bunları nereden bulacaksınız? Hemen oraya geleceğim. En başta hemen tabi bu kısmı bilenler e, videoyu 1-2 dakika atlayabilir ya da artık takip edin kaçıncı dakikaya geliyor Öncelikle küçük bir tüyo vermek istiyorum bilenler biliyordur bilmeyenler için söylüyorum Hiçbir zaman Google Chrome'dan görsel arama yapmayın Bakın ben daha önceki aramaları Az önce video hazırlamak için indirdim Mesela şöyle Car Puffels diyelim Burada Araba resimlerini görüyorsunuz Aynı yazıyı kopyaladım Google'a geliyorum Yapıştır, Yapıştırdım buraya Görsellere geliyorum Bakın Anlatmak istediğim olay bu zaten Bakın ben buraya sadece 4K işte Araba resimlerinin 4K boyutunu istedim Bakın Direktmen gelen fotoğrafların hepsi çok kaliteli Bir de buraya bakıyoruz Tıklıyoruz Evet boyutu burada yazıyor Görüyorsunuz Tamam buradan araçlar kısmından boyutu en büyük yapalım. Yaptım abi. Geldi ama istediğim fotoğraf yok. Ben daha gerçekçi, daha gerçek bir şey istiyorum. Yapay zekayla veya görselleştirilmiş bir fotoğraf istemiyorum. Bakın. Gördünüz mü? O yüzden ne yaparsanız yapın mümkün olduğunca Yandex görselde aramaya çalışın. Tabi bu Adobe Stock hesabınız vesaire vardır. Onları kullanın. Ben ona bir şey demiyorum. Ancak burada sıfır maliyet ve sadece elinizde olan mevcut imkanlardan bahsediyorum. Ben ikonları vesaire indirdim. Mesela şöyle yapalım. Fon, iko, png diyelim. Bakın burada bir dünya görsel var. Ancak ee, daha önceki yüklediğim videoda telif hakkı sebebiyle video yayından kaldırıldığı için ben bunların hepsini önceden hazırladım. O yüzden şu anda ben size nasıl indirilir veya nasıl kurulur şey yapılır diye göstermeyeceğim. Bunları zaten PNG olarak indirirsiniz. Renklendirmesine falan takılmayın. Siyah beyaz olsun. Gerisini çözeceğiz. Tabi sizin kendi çiziminiz varsa kendiniz çizmek istiyorsanız o da ayrı bir tercih. Şimdi bunları kapatalım. Bizim bunlarla işimiz yok. Bu programla da işimiz yok. Bunu sadece yani Chrome'la işimiz yok. Ben bunu sadece sizlere açıklamak için kullandım. Hemen Photoshop'a geliyoruz. Kontrol ne? Bastık. Burada ölçülerimiz var. Ancak ben sürekli çalıştığım için e, direkt ben zaten burada kayıtlı custom var. İşte ölçümüz 1080'e 1080. Şöyle Instagram post boyutu diyelim. Bakın benim kullanacağım alan şurası. Şurayı yapacağım. Ben şu tasarımı yapacağım. Yani bu neresi oluyor? Neresi oluyor? Güzel soru. Şansa da hiçbir yere denk gelmedi. Yani. ha şunlara tıkladığınız zaman büyüdüğünü varsayın. Hatta şurada daha iyi bir görseli var. Şu, şurası 1080'e 1080. Ben burayı için bir tasarım yapıyorum. Burası için bir tasarım yapıyorum. Bunu kapattım. Bununla işim yok. 1080'e 1080. Ölçüme verdim. 300 ppi'yi ben seçiyorum. Çünkü daha kaliteli olmasını istiyorum. Çünkü Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn gibi platformlara attığınız zaman renk kalitesi yani Mesela Facebook ve Instagram'da kırmızılar çok kötü renk kaybı yaşatıyor. O yüzden ben 300 ppi yapıyorum. 300 ppi iyidir. Yani yükleniyor da hiçbir sorun da olmuyor. Arka planımız transparan. Yani white, black, background color ya da custom gibi değil. Sadece transparan kullanıyorum. Onu da birazdan açıklamasını yapacağım zaten. Anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Burada layer'ımız var. Hemen layer'ımız sağ tarafa geldi. Buraya back tiri bir diyorum. Ama neden yaptığımı şimdi anlatacağım. Bunu oluşturduk. Burada hiçbir sorunumuz yok. Şimdi oluşturacağımız bir şey daha dosyamızı kaydet. Dosyanızı kaydetmeyi unutmayın. Gezi firması diyorum. Siz ne olarak adlandırıyorsanız ben bunu buraya kaydettim. Evet. Bir daha geldi mi? Çünkü yaptığım çalışmaların gitmesini istemiyorum. Tamam gelmiş. Bir sorun yok. Şimdi öncelikle ben bir frame oluşturmak istiyorum. Yani şuralara bir çerçeve oluşturmak istiyorum. Şuradan bakın. Kutucuğumu seçtim. Şimdi geldim. Şuraya hemen bir çizgi attım. Önemli değil. Şimdi ben bunun genişliğini kaç istiyorum? 12 olsun. Burası da 1050 olsun. Bakın, genişliği buradan yapıyorsunuz yüksekliği buradan yapıyorsunuz buraya kadar tamam burada bir sorun yok şimdi 1050 bu arada büyük Abi 1080 mi yapmışım ben 1050 yapacak değil mi tamam şimdi ben bunu buraya sıfırladım şimdi bazen bunu buraya sıfırlamamak gerekiyor çünkü telefonu Karanlık modda kullanan var veya byte modda kullanan var işte açık renkte. O yüzden bunları düşünerek şunu böyle getiriyoruz. 9, 12 çok oldu. 9 piksel kalsın burada. Şimdi ben bunu buraya 9 piksel olarak yani soldan şu siyan arasında 9 piksellik bir boşluk var. Peki bu ortada mı? Evet ortada. Şimdi bundan kopyaladım. Bir tane de yaptım. Yani ctrl c, ctrl v yaptım. Bunu böyle shift'e basılı tuttum. Mouse'umla sürükledim. Buraya bıraktım. 9'a 9 oldu. Tamam. Bundan bir tane daha kopyaladım. Bir tane daha kontrol ve yapıyorum. Yapamıyorum. Heh yaptım. Şimdi ctrl T mouse'u aşağı getirdim. Bakın gördünüz mü? Shift'e basılı tutup bunu yan çeviriyorum. Şimdi bunu alacağım. Yukarıya taşıyacağım. Enterladım şunu böyle yapmam lazım ya arkadaşım sen niye bir defa da bir kare çizip bunu işte ortasını oymadın boşluk bırakmadın diyecek olan arkadaşların sesini duyuyorum onu birazdan anlatacağım şimdi bunun aynısından tuttum aşağıya getirdim şimdi Burası tamam Şimdi şunları bir gruplayalım. Şunu da bir gruplayalım. Frame diyorum yani çerçeve diyorum. Buraya da background diyorum. Bunları yaptığınız çalışmaları her zaman gruplayın. Bir nokta dahi atsanız gruplayın arkadaşlar. Şimdi buraya geldik, şimdi burada background'ım var, background'ımı tuttum, attım buraya. Şimdi ben fotoğrafı birazcık ayarlayacağım. Şimdi ben nereye kadar gelmesini istiyorum, şöyle olursa. Daha şu niye böyle oldu onu anlamadım. Tamam. Şöyle olabilir. Tamam. Şimdi ben bu fotoğrafı tuttum. Background'a attım. Bakın. Zaten buraya geldi. Burada bir sorun yok. Burası neden boş kaldı? Tamam. Şimdi neden burası boş kaldı? Buranın boş kalmasının benim için hiçbir artısı yok. Eksisi de yok. Şimdi onu neden böyle bir tasarım içine girdiğimi size daha açık anlatacağım. Şimdi fotoğrafın renkleriyle oynamak istiyorsanız zaten kontrol M tuşuna basarsınız buradan. Birazcık fotoğrafı açarsınız, ayarını oynarsınız. Ancak benim için gerek yok. Ama bir tık, bir tık olabilir. Şu kadar iyidir. Tamam. Artık fotoğrafın ayarını siz yaparsınız, o sizlik bir şey. Burayı geçtik. Sonra ne yapalım, neyimizi atalım? Hmm. Bakalım. Tamam, üçte i̇şte stickerımız var. Ee, bu var. Tamam. Hemen şuraya gidiyoruz Bakın. Yapacağınız tasarımı öncelikle tasarlamanız gerekiyor kafanıza, yoksa yapamazsınız. Şimdi buraya geldim. Tekrar kutucuğumu seçtim. Şuraya şu boyutta bakın şu boyutta bir kutu ekledim. Stroke vardı. Bir dakika arkadaşlar. Şuradaki kenarlardaki strokeları kaldırmayı unuttum ben. Bakın şurada stroke var. Kenar çizgisi. Şunları kaldırın. Hepsini tek tek kaldırın. Bunlar başa bela. Gerçekten baş belası bunlar. Şimdi işte en başta kutucuğun hepsini tek seferde yapsaydın da tek tek uğraşmazsınız uğraşmasaydın diye arkadaşlar sevgiler neyse bunu da kaldırdık tamam şimdi bu ne bu film burada ne var sen yok sen buraya geleceksin tamam şimdi bunu da ayrı bir gruba alıyorum in alt. dedik Şimdi burası tamam. Şimdi in. Bir dakika. Şunu şunun altına aldık mı tamammış. Şimdi şunu şöyle aşağıya getirdik. Şimdi burada transparan vermemiz gerekiyor buna. Ama veremiyoruz. <laughs> Tamam. Şimdi burada bir sorun oldu. Ee, benim bilgisayarı red tekrardan kapatıp açmam gerekti. Yaptığım şeyden dolayı buraya transparan vermiyordu. Şimdi ben bunu e, seçtikten yani beyaz kutucu oluşturdum. Ondan sonra ürünümü seçtim. Efekte geldim. Efekten color dedim. Buraya beyazımı verdim. Ok dedim tamam. Şimdi efektimi açtım buraya bakın beyaz bir efekt geldi. Yani ben orayı kapatmış oldum. Yani şöyle siz bunu istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Yani bu benim gözümde şu kadar yeterli olduğu için ben buraya bıraktım. Burada herhangi bir sorun yok. Şimdi burası yine bu kaydı. Burası niye böyle oldu? Sanırım ben en son kaydetmeden Tamam burada bir kayma yok Ben en son kaydetmeden Şey yaptım Bilgisayarı kapat açmam gerekti Bazen işte keşler yani templer dolduğu için Böyle hatalar olabiliyor Şimdi geldik e Logomuzu yerleştirmeye logomuzu mı yerleştirelim önce Yok önce Cloud'larımızı yerleştirelim yani e Bulutumuzu yerleştirelim bakın bu bir Bulut PNG'si Bakın. PNG bulut. Bildiğiniz. Şimdi frame'i ben buradan kapattım. Bunu in out'a attım. Bunu da kapatıyorum. Background'ı da kapattım. Cloud diyorum. Yeah, wake. Cloud. Dedik. Şimdi ben buradan bunu buraya attım. Hatta boyutunu birazcık küçültür müsünüz, büyütür müsünüz? O size kalmış bir şey. Şimdi bundan buraya bayağı bir yapmamız gerekiyor. Şimdi şu da şöyle. Tamam. Şimdi bu ikisini kopyaladım. Bir tane de oluşturdum. Tamam. Şimdi ben bu dördünü oluşturdum ya. Bu dördünü bir daha kopyalıyorum. Ctrl T dedim. Şuraya sığdırıyorum. Şimdi bu sekizini tuttum. Bir daha kopyaladım. Bir daha Ctrl V dedim. Bu sefer bu sefer küçülttüm. Buraya sıkıştırıyorum. Şimdi bunu neden yapmak istediğime birazdan geleceğim. Bundan bir tane daha kopyaladım. Bir tane de buraya attım. Birazcık daha gerçekçi gözüksün. Ama bozmayın da tasarımı mümkün olduğunca. Bakın. Bütün bulut fiyancılarımızı yerleştirdik. Burada bir sorun yok. Şimdi geldik bunu tekrardan freemin altına atmaya frame'in üstünde kalmasın. Yani çerçevenin üstünde kalmasın. Çok kötü bir, yani çok kötü bir görüntü gösterecektir muhtemelen. Bazen şurada böyle bir şey gösteriyor da. Neyse. <laughs> Bunu da ayarladık. Peki. Şimdi ben bir tane dosyayı indirmeyi unutmuşum. Onu indireceğim. Onda da o kadar son olacağını sanmıyorum. Bir yazı. Yani şurada Mesela su diyelim. Tabi İngilizce arıyorsunuz. O ayrı mesele. Şimdi benim istediğim görsel nasıl bir şey hafif yeşimsi koyu bir renk istiyorum ve buldum. Şu. Ben bunu da anlatacağım size. Ben buraya yazı diyorum. Ben bunu neden kullanacağımı anlatacağım size birazdan. Ancak öncelikle şuraya e, şey eklemem gerekiyor. Logomu eklemem gerekiyor. Logomu tuttum. Buraya yapıştırdım. Shift'e basılı tutup küçültüyorum. Bu sizin firmanızın logosu olabilir. Herhangi bir logo olabilir. Şimdi logomuzu attık. Buraya telefon ve web ikonumuzu da alıyoruz. Buraya atıyoruz. Enter, enter dedik. Şimdi. 1080, 1080. Tamam. Kalite olarak bakmıştım. şifte basını tutup küçültüyoruz. Enter dedik. Şunu tekrardan shift'e basılı tutup küçültüyoruz. Küçük olmasını istiyorum bunların küçük olsun zaten büyük de olmasın. Bakın sosyal medya tasarımında yapılan bir hata var. Bunu ben Instagram'da paylaşacağım. Doğru mu arkadaşlar? Instagram'da paylaşacağım. Buraya özür dileyerek söylüyorum. Hayvan gibi Instagram ikonu bırakmanıza gerek yok. Siz zaten bunu Instagram'da paylaşacaksınız. Ya buraya şey de bırakabilirsiniz. Mesela LinkedIn profilinizi bırakabilirsiniz ya da ne bileyim başka bir şey bırakırsınız. O size kalmış. Hatta şuraya LinkedIn'in kendi logosunu alacağım da. de böyle indiriyorsunuz zaten. Şunu eksik yazdım. Inledim. Şunu klasöre atıyorum. Hatta ben oraya aynen. LinkedIn profilimin şeyini atacağım. Ama siz telefon numarası bırakabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Bakın. Şöyle. Boyutunu tabii sağ üst taraftan da ayarlayabilirsiniz. Ama ben size hani kendi sistemimle gösteriyorum. Belki kimine göre uğraştırıcı, kimine göre zor. O tamamen size kalmış bir şey. Ben bunu sayfamda ortaladım. Bakın. Şuraya bakıyoruz. Şunu şöyle ortaladım. Şimdi ben neden bunu kullanıyorum? Şimdi göstereceğim. <laughs> Bakın. Şimdi yazımızı tuttuk. Yani logomuzu tuttuk. alttuk Yani alt taraftaki transparanı tuttuk. Ortaladım. Şu anda bu burası ile ortala artık. Şimdi ne eksiğimiz var? Bir eksiğimiz yok. Bunu böyle aşağı indirdim. Şunu şöyle. Bir saniye. Şöyle tutup tekrar da tamam. Sanırım bu ikisinin boyutu aynı değil aynı. ayarladım. Çektim bunu buraya attım. Şimdi ben onu küçültüreceğim. Bu bu şekilde kalmayacak. Onu öncelikle söyleyeyim. Buraya geldik. Şimdi burası neresi? Tekrardan kontrol ne diyoruz? 1920 1080 boyutunda 72 değil 300 ppi da bir boyut boyutunda bir çalışma alanı açtık. Şu title dediğim yani yazı için kaydettiğim background'ı buraya aldım. Şimdi biz bu görseli nasıl değiştireceğiz? Bakın. Buraya yeni bir metin belgesi oluşturuyoruz. Burada konu. Bakın az önce bahsetmiştim ya konu. Şöyle. Virgülü siliyoruz. Tile bıraktım. Bunu kopyaladım yazabilirsiniz ya da şey yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Şimdi bunu kontrol T'ye bassın büyütüyorum. Büyütebildiğiniz kadar büyütürsünüz. O size kalmış. Ama sanırım birazdan bir yazı fontu hatası alacağım. Burada kullanmış olduğunuz sabit ya da değişik fontlar vesaire varsa o size kalmış bir şey. Aray arayan değil de. Yani çok boşuna gitmeyen bir fonttu. Tamam. Şimdi yazımızı aldık, oluşturduk, so, enterladık. <laughs> Arka planımızı üste attık. Hatta bir altı atayım. Tamam. Yani üste attık. Sağa tıkladım. Sağa tıkladım. Clip, clip, mask. Sa sağa tıkladım, kredi dedim. Bakın burada, maske oluşturuyorum. Bakın maske oluşturdum. Arka plan buraya geldi. Şimdi Ctrl T yaptım. Arka plan seçili bu arada. Bakın gördünüz mü? Background'u nereye atarsanız zaten yazının içine alıyor. Ben şu şekilde bırakacağım. Şimdi bunu Ctrl E dedim. Ya da ben export diyorum direkt ben buradan. Title ki, diyelim ki karışmasın. Gezi firmasına geldim. Yani. Nerede? Heh, şurada. Şunu tuttum, buraya attım. Boyutunu küçültüyorum. İçinde kayboldu biraz, değil mi? Aslında öyle gözüküyor, ama öyle değil. Şimdi, şunları. Şunu gruplamamışım. Tamam. Ee. Lavi dedim. Şunu grupladım yine. Yazılar dedim. Şimdi ben bu seçtiğim yazının üstüne iki defa tıklıyorum buradan drop Shadow dedim bakın drop Shadow dedim buradan siz kendinize uygulamanı seçeceksiniz şöyle bir şey yapabilirsiniz veya yapmazsınız o size kalmış bir şey bu tamamen tasarımı nasıl istediğinize bağlı bakın böyle de olur ama benim kullanmak istediğim o değil tabii ki de normale geldim Buradan opaklığı ya opaklı iyi tamam şimdi blind mod var bakın arkadaşlar blind mod var burada arkadaki gölgenin ayarlanması vesaire soft var ama burada kullanacağım benim normal Normalimi ben buradan tuttuğum küçülttüm bakın küçültme büyütme bu işe yarıyor ben %100 vereceğim bakın yukarı aşağısını Beş yaptım. Bu tamamen size ve nasıl bir şey istediğinize kalmış. Şimdi bunu tamam. Burası bu şekilde bu ayarlarda benim gözüm değil. Şimdi bunu tutup öncelikle bir ortalamam gerekiyor. Tamam. Burayı ortaladım. Şimdi Buraya bir şey daha eklemem gerekiyordu aslında. Ben bunu unuttum. Tamam, buraya da turyesini ekledim. Ctrl T dedim. Şöyle olsun. Push diyelim buraya da. Hemen şunu da aldım. Nereye ekleyelim onu? Ya da yok. Bence onu biraz büyütmem lazım. Şimdi bu bununla ortalama değilmiş. Ortaladım. Şimdi benim burada uyguladığım efektlerin aynısını ben diğerine vereceğim. Buraya sağ tıkladım. Layer still'e kopyala dedim tur e, turyasına geldim. Sağ tıkladım ve buraya yapıştır yapıştırdı. Aynı efektim. Aynısını buraya verdim. Şimdi bunları da grupluyorum. Gruplamış mıydım ben onu? Sanki gruplamıştım. Yok. Gruplamamışım. Tamam. Burası da bitti. Şimdi şurayı kapatalım. Aslında ben zaten gruplamışım bunu. Ben orayı fark etmemişim. Bunu kapatalım. Burası tamamdır. Şu çerçevenin en son renklendirmesine geleceğiz. Burayı kaydediyoruz. Şimdi benim burada ihtiyacım olan şey bir sticker. Bakın stickerımı aldım. Şuraya geldim. Kapat. Şimdi ben burayı kapatmıyorum. Burayı neden kapatmıyorum? Bakın arkadaşlar. Şimdi oraya geleceğim. Ben buraya geldim. Şurada bir shift'e basılı bir kutucuk oluşturdum. Şurayı 20 piksel iyidir. Benim gözümde. Şunun aynısından bir tane kopyaladım. Tamam. Bir tane daha kopyaladım. Bu kadar. Şimdi bu hangisi? bu hangisi? Şimdi bu ikisini bu ikisini şöyle yapayım. Şimdi biz buraya ne renk vermişiz? Şimdi burada ise bakın tekrar buraya geldim. Az önceki sayfayı kapattım. Bundan iki tane vardı. Şimdi buraya geldim. Tekrar kutucuğumu seçtim. Shift'e bas tutup bir kutucuk oluşturdum. Bunu ortalama 20. 20 piksel boyutunda küçülttüm. Şundan kopyaladım bir tane de oluşturdum. Ya, bu kadar mesafe iyidir. Şimdi bundan bir tane daha kopyaladım. Tamam. Şimdi ben bunu neden yaptım? Şimdi onu göstereceğim. Şimdi burası tamam. Şimdi öncelikle bir tasarımımıza bakalım. Buraya gidecek olan range. Gri. Şimdi ben buraya gri vereceğim. Şimdi burada gri nerede var? Burada. Bana uygun olan bir gri metal renkler de olabilir ama gri daha çok göze batışacak daha hoş gözükecek şimdi bunun tekrardan arka plandaki stroke'ları aldım bitti bunu aldım mı almışım tamam bunu gizledim hatta ne yapalım biliyor musunuz ben şunu Aynen öyle yapacağım. Şimdi şu ikisini grupladım. Şunu şöyle attım. Arkaya. Tekrardan aynısını yaptım ve tekrardan bu şekilde bir görsel oluşturdum. Şimdi ben bunu ters çeviriyorum. Çünkü bana bu şekilde lazım. Bakalım birazcık küçültebilirim. Daha renklerin daha canlı gözükmesi açısından. Tamam. Şimdi ben bunu çıkardım. Box dedim. Box'ımı alıyorum. Buraya sürükledim ve bıraktım. Biraz büyütebilirim. Tamamdır. Şimdi bu da burada. Bakın. Şimdi burada hem tasarımım ortaya çıkmış oldu. Hem de ne yapacağım iş belli oldu. Tamam şimdi burada sticker'ım var. Box'ım var. Şu ikisini grupluyorum. Buraya sticker diyorum. Bunu kaydettim. Şimdi bunları neden oluşturduk? Şimdi açıklayacağım ben. Şimdi buraya buraya bizi gri vermiştik değil mi? Buraya hangi renk verebiliriz? Sava da aynısını verebiliriz aslında. Şunu bir silelim. Şunu da silelim. Şuradan Ay benim kafam karıştı Dur Bununla zaten işim yok şunu sil şunu da sil şunu al şunu tekrardan al eski şunu bir dakika hatta da birazcık büyüteyim tamam bu kadar bana yeter mi yeter tamam şimdi ben bunu da çıkardım Yanlış yazdım ismini. Çok da önemi yok. Tekrar buraya geldim. Box'ımı aldım. Buraya sürükleyip bıraktım. Tamam. Buraya kadar bir sorun yok. Şimdi box'ları kapattım. Ve Weblerimi renklendiriyorum. Ben bunların hepsine siyah vereceğim düz renk kullanacağım. Yani siyah iyidir. Siyah kullanacağım. Şimdi buraya geldik. Buraya hangi renk? Şimdi çerçevelere sıra geldi. En sonunda metinlerinizi ekleyeceğiz. Ve bu olayı burada bitirmeye çalışacağız. Yani öyle umuyorum. Şimdi ben buna 59 demişim. Şunu 60. Şimdi buraya geldik. Yine aynısını verdim. Ama <laughs> 0 vermem. 120 versem. şu an neden öyle yaptı? 60 dedik. Ha, tamam pardon. Pardon. Şimdi. Bunların bakın. Ben bunların böyle üst üste gelmesini istiyorum. Şimdi neden diyeceksiniz? Farklı bir renk formatı olması gerekiyor. Bakın, hepsi aynı olursa, yani tek bir şey olursa, et simetrik olabilir sizin için. Ama bir anlam ifade etmeyecektir. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız biraz da. Şimdi bu ikisine gerek kaldı mı? Artık hayır kalmadı. Bakın. Şunu kopyaladım, yapıştırdım, Ctrl T dedim, 360 çevirdim, e bunu buraya attım. Bak, bunu buraya attım. Ben şu ikisinin zaten şöyle olmasını istiyorum. İkisi aynı olsun istemiyorum. Siz tabi renk ve zevkinizdir. Ee, nasıl istiyoruz, tek renk geçişli de yapabilirsiniz ya da farklı bir şey yaparsınız. O size kalmış. Ancak ben şöyle bir şey istiyorum. Böyle bir şey istediğim için bunu da bu şekilde değerlendireceğim. Şimdi ben bu web'i buraya alacağım. LinkedIn'i buraya alacağım. Şimdi bunların boyutunu birazcık daha küçültmem gerekiyor. Küçült. Tamam. Hiçbir zaman logonun boyutunda olmasın arkadaşlar. Logonun boyutunda hiçbir zaman olmasın. Şimdi geldik buraya içeriklerimize girmeye. Şimdi bunu buraya aldım. Şimdi buradan metnimizi oluşturuyoruz. Web adresinizi yazıyorsunuz. Ben kendi web adresimi yazacağım. Şey, ıı, Türkçe karakter yazdım diye. Yazık öyle oldu çok oldu 6,5 olsun zaten burası çok önemli değil kimse bunlara bakmıyor emin olun yani en azından bu çalışma için söylüyorum bakmıyor siz, siz o kadar da şey yapmayın şimdi bunu aynısını kopyaladım yapıştırdım buraya aldım ben kısaca şöyle yapacağım kullanıcı adımı yazıyorum Bu kadar. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Bakın, bu da olabilir. Şunu şöyle de değerlendirebilirsiniz. Hatta böyle yapalım. Böyle yapalım. Bakalım. Şunu şöyle alsak şunu şöyle indirelim. Buraya oluşturduk. Hemen fiyatımızı oluşturacağız. Bakın tekrardan yazıyı kopyaladım yapıştırdım. Buraya örneğin tur başına ne kadar? 450 Alt yere tuşu ve klavyenizden iki tuşuna basıyorsunuz. Yani artık klavyeniz neyse. Bunu tuttum büyüttüm. Fiyatı buraya yazıyorum. 450 euro dedim. Ben bu tur başına kişi başı için rengimi beyaz yaptım. Burası tamam. Şimdi az önce stroke'lardan kurtulmaya çalışıyorduk ya. Bu sefer tam tersi yapacağız. Bakın. Buraya geldik. Stroke dedik. Beyaz seçtim. Burada 4 vermiş. Bunu 2 yapacağım. Hatta bir shadow eklesem nasıl durur? Bakacağım. Ama black yapacağım tabi. 5 2 80 yapsam. 5 şey 8 yapsam. Tamam burayı boyutunu 5'e düşürsem yeterli. Tamam. Benim için bu kadar yeterli. Mesela şuraya ne yazabiliriz arkadaşlar buraya ne yazabiliriz işte slogan önemli ben keşke en başını onları yazsaydım hmm. oraya ne yazalım sezon boyu diyelim sezon boyu diyelim buradan metin aralarımızı 15 Kurtarmadı. 18 yeterli. Yazı boyu yazımızın rengi beyaz, küçül. Ama şöyle yapmayalım ya. Sezon Aynı. Şöyle iyidir. Şöyle yazımızı buraya Göz kararıyla ortaladım ben. Siz nasıl yaparsınız? Buraya da en uygun fiyat diyeceğim. Rengimi siyah yaptım. En uygun fiyat dedik. Yo şöyle yapalım. Bir dakika. En uygun fiyat diyelim. Şunun tekrardan 15 yapsak çok oldu. Her şey bir küçük, bir büyük ya. 12 yapayım bunu. Tamam. Aynen böyle yapacağım. Şu şekilde Peki bunun boyutu kaç? Buraya 9 punto gireceğim. Sanırım 9 bunu kurtarmayacak ama 8.5 bile kurtarmadı tüm foldlarınızın aynı boyutta olması gerekiyor. Yoksa estetiklik kazanmaz. Hiçbir şekilde kazanmaz. Buraya da sonra ne yazalım? Sana ne yazalım? Şuraya da lüks araçlarda ulaşım ulaşım İngilizce karakteri değiştirmiyor. Ulaş şey yapmıyor ama. Ulaşım. Diyelim. Şurada şunu desteklemedi şu karakterleri ama ben çok umursamıyorum. Çünkü çok da önemli değil. Şu an içeri şey söylüyorum. Şimdi. Buraya kadar bir sorun yok. Hemen kaydediyoruz. Çok iki işlemimiz kaldı sadece. Ondan sonra tasarımımız bitiyor. Hemen şuraya geldim bir kutucuk oluşturdum. Tamam. Şimdi ben mouse'la iki defa şuraya tıkladım. Şunu 20 piksele getirdim. Buraya tekrardan bastım ve bunu tekrardan 20'ye getirdim. Şimdi ben bunu aldım. Frame'in altına atacağım. Ama kovaltının altına atmış olduk. Tamam. Şimdi hemen şuradaki karabalığı toplayalım. Text dedim. Oluşturdu. Tamam. Hemen şuraya geldim. Bakın rengimiz belli. Hemen şuraya gradient tekrardan oluşturuyorum. Rengimi tuttum. Şuranın bir koyusunu vereceğim. Veremiyorum. Ha verebiliyormuşum. Şuraya da en açık rengini verdim. Şuraya da ortalama bir renk verdim. Ve radyal desek olmadı. Şöyle alttan olmasıydı. Tamam bunu da stroke'unu kaldırdım. Buna hafif bir drop shadow verebilir miyiz? veremeyiz. Çok kötü gözüküyor. Çünkü. Şimdi burası tamam. Bu neden olasılık? Hemen buraya geldin. Şunu tuttum buraya attın. Bu az önceki bir logo vardı ya. Bu her turizm şirketinde olması gereken bir eklenti ya da logo artık ne diyorsanız. Hemen şunu tuttum sürükledim buraya. O yazıyı almanıza gerek yok. Çok önemli değil. Şunu aldım. Küçülttüm. Bunu buraya attım. Tamam. Bunun rengini hemen aldım. Beyaz yapıyorum. Ee, tur diyorum. Adından kaynaklı. Şimdi buraya ne yazıyoruz? Bunları ne yazılıyordu normalde? Kokart mıydı? Aynen. Ko kokartlı mı diye. Aynen. Kokartlı rehber deniliyor bunlara. 5, 6, 7, 8 çok oldu. 6 punto. İyidir. Yazımı aldım. Beyaz yaptım. Tutup küçültüyorum. Buraya attım. Bakın. Burası bitti. Tasarım nereden nereye geldi. Şimdi bunu kaydettim. Burada bakın 3 tane işte sticker'ım vardı. Hatırlıyor musunuz? en başta söylemiştim hem sonra göstereceğim diye. Bunu aldım açtım. Bu hazır bir çalışma. Hemen buraya geldim. Background. Background'ı kaldırdım. Background'da bir şey yok. Şimdi buraya normalde ben buraya sertifika bilgilerini eklemek isterdim. Ama sertifika bilgim yani hangi sertifika kullanılıyor çok fazla bir bilgim olmadığı için. Şöyle oluşturdum. Evet şöyle bir şey yapacağım. Buraya sertifika yazacağım. Şu şekilde eğilir. Şimdi ben bu ikisinin rengini beyaz yapacağım ya. Yani. Evet, evet beyaz yapacağım. Bunları kaldırdım. Şuraya ne yazabiliriz? Ne yazabiliriz? 25 istesek. yani. Ne yazabilir? ISO kaçtı bilmiyorum. Ben buraya sertifika yazacağım. Ben buraya sertifika yazacağım. Şunu tuttum. Büyüttüm. Şu şekilde gelir. Şimdi buraya ne yazabiliriz başka? Güvenli turizm yazalım. Güvenli Yok öyle olmaz. Bir saniye. Güvenli. Tamam. Güvenli şöyle yapacağım. Bakın arkadaşlar tasarım size özgüdür. Kimse sizi kısıtlayamaz. Yani siz istediğinizi yaparsınız. Sizin çalışacağınız firma kabul eder mi etmez mi? O sizi bağlayan bir şey değildir. Siz bir grafik tasarımcısınız. Ve siz size olanı yaparsınız. Başka kimseye değil size doğrusu ne geliyorsa onu yapacaksınız. Başka yani kimseyi bir tasarım açısından dinlemek zorunda değilsiniz. Bakın. Bu arada böyle şeyleri bulmak da hani çok zor değil. ya yani internette var. Ben sadece baktım. Hoşuma giden bu olduğu için ben böyle bir şey seçtim. Şimdi bakın. Çok da tatlı durdu. Yani bu kullanılır ya. Yani. Vallahi bu kullanılır. Aa, şuradaki iyiliği değiştirmem lazım iyi değiştirmek için diğerini de değiştirmeniz gerekiyor. Tamam. Burası tamam. Hemen bunu aldım. Exportladım. 3D dedim. Kaydettim. Çıkardım. 3 dmi tuttum. Buraya attım. E bu burada olmaz. Ben bunu buraya atamam. Şimdi ben bunu nereye atacağım? Aslında burada tatlı durdu ama neyse. Şunu alacağım. Şöyle. Şuraya atacağım. Çok fazla bir önemi olmayan bir şey arkadaşlar. Şimdi bu ikisini tuttu, Aşağı çektim. Diğerlerini engelli değil. Çekebilirim. Çek, çek, çektim. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar. Bu bayağı bir gelmiş ama. Şunu birazcık daha içeri alacağım. Tamam. Şimdi tasarımımız bitti. Bakın çok fazla uğraşmadan yani video uzun olabilir. Ancak mantık aynı. Onun dışında tasarımları siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hatta şuraya bir şey daha ekleyeceğim. Ben onu unuttum. Mesela turlarda şöyle bir şey oluyordu. Ee, şöyle bir şey ekleyeceğim bir saniye. Bu da size bir fikir olsun. Eklersiniz ya da ne bileyim ekliyorlar mı bilmiyorum. Hani günü birlik midir? Yoksa birkaç günlük bir tur mudur? Bunların bilgisi yer alacak. Şimdi biz burada şu neredeydi? Hemen şu efekti aldım. Alamıyorum. He, aldım. Bunun üstüne attım. Strop kaldır. Şunu azıcık genişletebilirim. Şöyle birazcık açacağım. Normalde böyle yapmamanız lazım ama işte yapmak zorunda kalıyorsunuz bazen. Şimdi buraya mesela 3 gece 4 4 gün yazıyoruz. 3 gece 4 gün. Ama yok. Ama şey olsun bir saniye. Günü birlik. Bakın. Şöyle. Hem ikonik oldu hem de görsel bozulmadı arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Şu kadar. Bütün tasarım bu kadar. Şimdi bunları da kaydettik. Şunu şuraya aldım. Bunun içinde neler vardı? Günü Günübirlik 3'te. Işte. Hemen tamam, şu günü birliği. titre atacağım. Yani yazıya atacağım. Bakınca oraya gidiyordu. Doğru. Çık üst katmanda bu var. Tamam. Buraya <laughs> final diyeceğim. Çünkü burası benim bitiriş noktam. Bütün hepsini kapat. Hepsi düzenli olursa böyle bir çalışmanız oluyor ve görsel tasarımınız buna dönüşüyor arkadaşlar. Bütün eğitim bu kadardı. Beğendiyseniz videoyu, ben şuna beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basabilirsiniz. Yorumlarınız benim için son derece önemli. Olumlu veya olumsuz benim yaptığım hatalar var ise hoşunuza gitmeyen ya şöyle, şöyle olsa dediğiniz yerler ve eleştireceğiniz yerler illaki olacaktır. Dilediğiniz zaman yazabilirsiniz. Yorumlarda beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.